Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. İkiz gebelik zaten başlı başına riskli bir gebelik sınıfına giriyor. Evet. O nedenle çok doğru bir uygulama olarak bundan yaklaşık 3-4 sene önce Sağlık Bakanlığı özellikle tüp bebekte, tüp bebekle çok sayıda bebek sahibi olamayan aile bu isteğine kavuşuyordu ve çok fazla sayıda ikiz gebelik, 300 gebelikle hatta 400 gebelikle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar gerek erken doğumun yarattığı yoğun bakım problemleri, gerekse bebeklerin gebelik boyunca anneyle ilgili yarattığı problemler evet. nedeniyle ülke sağlık politikası içinde ciddi bir yük oluşturuyordu çocuk hekimleri içinde. O yüzden o embriyo transfer sayısı 1 ile sınırlandı ve ikiz gebelik oranı azalmaya başladı. Ama ikiz gebelik başlı başına riskli bir gebelik. Soru bağlamında ikiz gebeliklerle ilgili de küçük bilgi aktarayım. Evet. İkiz gebelikler tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olarak ayrılmakta. Ekranları başında belki böyle tek yumurta ikizi olup birbirine tıpatıp elmanın yarısı gibi benzeyen, hatta psikolojileri bile birbirine benzeyen, aynı anda üzülen, aynı anda sevinen izleyicilerimiz varsa onlar daha iyi anlayacaktır. Bir de çift yumurta ikizi dediğimiz kardeş kadar birbirine benzeyen, cinsiyetleri aynı veya farklı olabilen aynı rahimi kullanma dışında bir ortaklığı olmayan ikizler var. Çift yumurta ile tek yumurta ikizinin mantığı da şu. Evet. Tek yumurta ikizi bir yumurtanın bir spermle birleşmesiyle oluşan bebeğin, embriyonun tam ortadan ikiye bölünmesiyle genetik olarak da birbirinin aynı iki bebeğin oluşması. Çift yumurta ikizi ise iki yumurtanın iki ayrı spermle. Yani normalde 2-3 yaş arayla doğacak bebeğin, kardeşlerin aynı anda aynı rahimde süreci geçirmeleri. Tek yumurta ikizleri biraz daha sıkıntılı. Özellikle bunlar tek plasentadan beslenirler. Hatta bazen tek bir kesenin içinde olabilirler. Bu tek kesenin içinde olanların özellikle riski vardır. İzleyicimiz de özellikle bunu sorsun doktoruna. Yani tek yumurta ikizi mi, çift yumurta ikizi mi? Onu mutlaka bilmekte fayda var. Eğer çift yumurta ikizi ise işler biraz daha iyi gidiyor. Çünkü tek yumurta ikizlerine bazen aynı plasentadan beslendikleri için birbirlerine kan alışverişi yapabiliyor bu ikiz bebekler. Ve birinin kilosu diğerinden fazla olabiliyor. Birinin vücudundaki şişlik çok fazla, diğerinin çok küçük olabiliyor. Her ikisi için tehlike doğurabiliyor. Ama problemsiz gidenlerde genellikle bazı aldığımız tedbirlerle, ki bunlar özellikle erken doğumu engelleyici tedbirler oluyor. İkiz gebe olup ekranları başında bu programı izleyenler varsa, başta izleyicimiz olmak üzere, mutlaka ikiz gebeliklerdeki erken doğumla ilgili ne gibi ekstra tedbirler almamız gerekiyor diye başvurmaları lazım, doktorlarına bu bilgiyi aktarmaları lazım. Gelelim tarama testleriyle ilgili sorusuna, esas sorusuna. Evet. İkiz gebeliklerde ikili ve dörtlü test ve üçlü test yapılamıyor. Çünkü üçlü, dörtlü testler ve ikili testlerde biyokimya değerlendirmeleri var. Yani anneden kan alınıyor ve bu kanda bazı maddelere bakılıyor. İki taneye bakınca ikili test, üç taneye bakınca üçlü test, dört taneye bakınca dörtlü test adını alıyor. Evet. Dörtlü testte de dört tane madde, inhibin A, östriol, alfa fetoprotein gibi dört tane maddeye bakılıyor. Fakat bu maddelerdeki değişiklikler, anne kanındaki değişiklikler ikiz bebeklerde hangi ikizden olduğu, birinci mi, ikinci mi, üstteki mi, alttaki mi, hangi ikizden kaynaklanarak kanda değişiklikler oluyor anlayamayız. Dolayısıyla dörtlü testte annenin kanında bazı değişiklikler olsa da bu A ikizinden mi, B ikizinden mi, veya işte kızdan mı, erkekten mi, onu bilemeyeceğimiz için, ki dörtlü testte eğer bir problem varsa biz kesin teşhis koyabilmek için bebeğin etrafındaki sudan örnek alıyoruz. Burada bir problem çıktığında hangi ikizde o sorun olduğunu bilemeyeceğimiz için ve bu amniyosentez işlemini hangisinden yapacağımızı belirleyemeyeceğimiz için dörtlü testin anlamı yok. Sadece izleyicimiz ikili testin ultrasonografik bölümünü, birinci trimester ultrason diyoruz, yaptırdıysa, bebeklerin ense kalınlıklarına, burun kemiklerine, göbek kordonundaki kan akımlarına bakıldıysa dörtlü test yaptırmasına gerek yok. Bir de 18-23 hafta arasında her iki bebek için de ikinci düzey ultrason dediğimiz ayrıntılı bir ultrasona girmesi kafi olacaktır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital
Sağlık Rehberi.